Yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularla selamlıyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen bu toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Konuşmamın hemen başında bugün bir araya geldiğimiz tüm belde belediye başkanlarımıza bugüne kadar yaptıkları ve Mart 2014'e kadar yapacakları hizmetlerden, ortaya koydukları eserlerden, fedakarlıklarından dolayı şahsım, partim, ülkem ve milletim adına yürekten şükranlarımı sunuyorum. ...12 Kasım 2012'de çıkardığımız yasayla bildiğiniz gibi 13 ili ardından Ordu ilimizi de eklemek suretiyle 14 ilimizi Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşturduk. Türkiye genelinde büyükşehir sayımız böylece 30'a yükseldi. Bu yasayla ayrıca yeterli nüfusa sahip olmayan belediyelerimizi de dolayısıyla bir dönüşüme tabi tuttuk. Bazıları bunu kapatma diyor, ben buna dönüşüm diyorum. Çünkü o ifade istismardır. Bu istismara da fırsat vermemek lazım. Türkiye genelindeki 2950 belediyeden 1637'sinde bu değişimi, bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Bu büyük değişimi gerçekleştirirken muhalefet tarafından her zamanki gibi çok ağır eleştirilere, hakaretlere, iddia ve iftiralara maruz kaldık. Partizanlık yaptığımızı iddia etmekten tutun, Türkiye'yi bölmeye kadar her türlü yakışıksız ifadeyi bu süreç içerisinde kullandılar. Ancak kapatılacak belde belediyelerinin veya yeni bir düzenlemeye tabi tutulacak bu belde belediyelerinin parti dağılımı bizim bu yasada ne kadar samimi olduğumuzun, ne kadar gerçekçi olduğumuzun en büyük ispatıdır. Peki AK Partili belediyelerin sayısı nedir? Az önce de ifade edildi, 1637. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Ve bu 1627'nin içinde 928 tane AK Partili belediye var. Eğer biz meseleye partizanlık gözlüğüyle bakmış olsaydık, %57'si AK Partili olan bu belediyeleri, değerli kardeşlerim, bu süreç içerisinde böyle bir değişime, dönüşüme tabi tutmazdık. Bizim derdimiz partizanlık değil. Bizim derdimiz hizmetkarlık. Biz üzerimizde milletin emanetini taşıyoruz. Partizanlık uğruna, milletin bu emanetine asla ihanet içinde olmayız, olmadık ve olamayız. Bizim için her zaman esas olan milletimize ulaştırdığımız hizmettir. Bu hizmetin kalitesidir, yaygınlığıdır. Bu en ideal nasıl verilebilir? En güzel şekliyle nasıl verilebilir? Değerli kardeşlerim, biz buna bakıyoruz. Bu ülkede bizden önce siyaset hep kağıt üzerinde yapılmıştır. Özellikle de haritalar üzerinde yapılmıştır. Seçim sandıkları kapatıldığında iktidar partileri önlerine haritayı açtılar. Nereden oy aldıklarını, ne kadar oy aldıklarını, ne kadar oy almadıklarını renkli kalemleriyle işaretlediler. Oy aldıkları köylere, beldelere, ilçe ve illere hizmet taşırken oy almadıkları yerleri adeta cezalandırdılar. Biz AK Parti olarak
böyle bir siyaseti, böyle bir siyaset ve hizmet anlayışını elimizin tersiyle ittik. Seçim sandıkları kapatıldığı andan itibaren biz önümüze tertemiz bir Türkiye haritası koyduk. Üzerinde hiçbir siyasi işaretleme yapmadan 780 bin kilometre kareye, 76 milyona tek bir nazarla baktık. Bizim oy alamadığımız köylerimize, beldelerimize, ilçe ve illerimize bakın ne demek istediğimizi o zaman daha iyi anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, köydes ne demektir? Cumhuriyet tarihinde böyle bir uygulama yok. Köydesle köylere hiçbir zaman olmayan bir desteği biz ulaştırdık. Peki beldes ne demektir? Belediyelere ekstra bir desteği beldesle yine biz ulaştırdık. Peki bizden öncekilerin aklına niçin böyle şeyler gelmiyordu? Çünkü onların hizmet diye bir derdi yoktu. Tunceli'den biz milletvekili çıkaramadık. Ama gidin Tunceli'ye, orada açtığımız üniversiteyi görürsünüz. İnşa ettiğimiz hastaneleri, okulları, derslikleri, yolları, köprüleri görürsünüz. Barajları görürsünüz. Biz Tunceli'ye o kadar hizmet götürdük ki, İnanın Tunceli'den her zaman en yüksek oyları alan CHP 90 yıl boyunca Tunceli'ye böyle bir hizmet götürmemiştir. İzmir Cumhuriyet tarihi boyunca her alanda en büyük hizmeti, en büyük eseri AK Parti döneminde görmüştür. Antalya bize oy versin vermesin. Uluslararası marka şehir olma yolunda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarına bizim dönemimizde şahit olmuştur. Iğdır aynı şekilde milletvekilimiz olmasa da orada tarihinde hiç görmediği eserlerin yükseldiğini görürsünüz. Havaalanına varıncaya kadar, okullarına, hastanelerine varıncaya kadar, yollarına varıncaya kadar bunu görürsünüz. Bizzat gittim, havaalanını açtım. Hakkari aynı şekilde. Hiç milletvekilimiz olmasa da orada okullarından hastanelerine, yollarına varıncaya kadar, üniversitesine varıncaya kadar ve inşallah yıl sonuna kadar havaalanını da açıyoruz. Havaalanına varıncaya kadar bu yatırımları görürsünüz. 81 vilayetin 81'i bizim nazarımızda birdir. Sevgili kardeşlerim, bunu ben bugün söylemiyorum ki. Biz Afyonkarahisar'dan yola çıkarken bunu söyledik. Ne dedik hatırlayın. Biz etnik milliyetçilik yapmayacağız dedik. Biz bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Arnavutuyla, Romanıyla, Boşnağıyla, Lazıyla aklınıza ne gelirse. Hepsiyle biriz, beraberiz. Bütünüz çünkü yaradılanı yaranandan ötürü seviyoruz. Ve biz bölgesel milliyetçilik de yapmayacağız dedik. Çünkü on yıllarca bu ülkede yatırımlar batıya yapıldı. Yatırımlar daha çok sahil kesimlerine yapıldı. Ama Orta Anadolu, Doğu, Güneydoğu, Doğu Karadeniz buralara yapıldı mı? Maalesef. Yapılmadı. Biz ne dedik? Dedik ki batıda ne varsa doğuda da o olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak. Kısaca 780 bin kilometre karenin tamamında modern, kalkınmış bir Türkiye hedefliyoruz dedik. Onun için de bölgesel milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık. Bunu ne zaman söyledik? 2001. Bak bugün söylemedik. Ve o günden bugüne işte partimizi kuralı 13 yılı deviriyoruz. Bu anlayışla geldik. Hizmette
11 yıla doğru gidiyoruz. 76 milyonun her bir ferdi bizim nazarımızda birdir, beraberdir, kardeştir. Bütün bölgeler vatandır. Dolayısıyla hiçbir ayrım yapamayız. Biz dinsel milliyetçilik de yapmayacağız dedik. Bu ülkede Müslüman, Hristiyan, Musevi, Sünniydi, Aleviydi. Böyle bir ayrım da yapmayacağız dedik. Ama dikkat edin, şu anda muhalefet bu ülkede mezhebi bir kaşımanın gayreti içerisindedir. Son Hatay, 53 şehidimizin maalesef incelenmesinde, oradaki çalışmaların içerisinde bu işin ne yazık ki tahrikçilerinin ana muhalefet partisi mensupları olduğu artık çok açık, net ortaya çıkmaya başlamıştır. İşte şimdi bir numaralı bu işin başını çeken kişi de yakalandı. Şimdi her şey dökülüyor artık. Ve biz sabırla şu anda süreci izliyoruz, takip ediyoruz. Ama bu işin içerisindeki aktörlerin özellikle Türkiye'den Suriye'ye gidip gelenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz. Herhalde bunları artık söylememe gerek yok. Yani CHP milletvekillerinin oraya gitmek suretiyle böyle bir ortam içerisinde herhalde oradan kalkıp da bize neler taşıdıkları ve bunların hangi milletvekilleri oldukları hepsi ortada. Ve bunları getirip götürenlerin kim olduğu ortada. Bunların hepsi gazetelerde filan da bütün bu görüşmeler esnasında bunlar da yayınlandı. Bu birliğimizi, bu beraberliğimizi, bu kardeşliğimizi kimseye, değerli kardeşlerim, bozdurtmayacağız. Biz birlik, beraberlik, kardeşlik kavramlarını bir slogan olarak kullanan değil, bunların içini dolduran, bunların gereğini yapan, bunları ülkeye egemen kılmak için mücadele veren bir partiyiz. Bakın, birileri AK Parti kaybetsin de ülkeye ne olursa olsun anlayışındalar. Ama biz her zaman ülke kaybetmesin, biz kaybetmeye razıyız diyen, bunun da gereğini yerine getirmiş, yerine getiren bir partiyiz. Her adımımızda, her faaliyetimizde, her reform ve uygulamada parti değil, şahsi çıkarları değil, ülkeyi, milleti, Türkiye'nin çıkarlarını el üstünde tuttuk. İşte 1637 belde belediyesini, değerli kardeşlerim, %57'si AK Partili olduğu halde bu dönüşüme, bu değişime tabi tutuyor olmamız, bizim bu samimiyetimizin, bizim objektif siyaset anlayışımızın en anlamlı ispatıdır. Kardeşlerim, ben karşınızda bir belediye başkanı, başbakan olarak bulunuyorum. İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış bir başbakan olarak karşınızda bulunuyorum. Sizin derdinizi en iyi ben anlarım. En iyi ben bilirim. Bunu Kılıçdaroğlu mu anlar? Bunu Bahçeli mi anlar? Bunu diğeri mi anlar? Ne anlarlar onlar ya? Onların eline 5 tane koyun ver, kaybeder gelirler. Onların böyle bir durumu yok. Kaybeder gelirler. Şu anda bütün yaşananlar zaten bu değil mi? Sandıkta başarılı olamayanlar sandık dışında nasıl netice alırız diye şu anda onun gayreti içerisindeler. Sevgili kardeşlerim, bakınız, biz bazı gerçekleri hep kardeşlerimizle paylaşmak istedik. Hep bunu söyledik. Benim için CHP'ye gönül veren, ona oy veren benim kardeşimdir. MHP'ye oy veren o da benim kardeşimdir. BDP'ye oy veren o da benim kardeşimdir. Çünkü gerçekleri bilmiyorlar. Ama gerçekleri anladıkları zaman inanıyorum ki onlar da hakka, gerçeğe teslim olacaklar. Bunu biliyorum. Peki bu yasal düzenlemeyle ne getirmek istiyorsunuz? Kardeşlerim, benim İçişleri Bakanım vali.
Oradan gelme. Onun da öyle bir deneyimi var. Hayatı onunla geçmiş. Şimdi bunu valilerle konuştuğumuz zaman bile, kardeşim sen en ücra köye, en ideal hizmeti, en ideal şekilde götürebilir misin? Hepiniz ilçe belediye başkanlıklarını görüyorsunuz. Belde belediye başkanısınız. Şimdi köylerle daha yakın çalışan sizlersiniz. Kaymakam Bey köylere hizmet götürebiliyor mu? Aracı, gereci bir şeysi var mı? Doğru dürüst yok. Ne yapacak? Vali Bey kendisine eğer bir tane iş makinesi gönderebilirse köyün yolunu gelip düzeltecek. Veyahut da sizden rica edecek. Siz makinenizi falan göndereceksiniz, köyün yolunu düzelteceksiniz. Herhangi bir sıkıntı varsa bunu halledeceksiniz. Kardeşim vaka bu. Yaşadığımız bu. Peki şimdi ne oluyor? Ha şimdi olan şu. Şimdi mülki sınırlar büyükşehir sınırına alındığı için artık orada güçlendirilmiş bir yapı var. Köy ne oluyor artık? Mahalle. Şimdi köy mahalle olunca ilçe belediyesi ne yapacak? Oraya her türlü hizmeti A'dan Z'ye götürecek. Büyükşehir Belediyesi ne yapacak? Kendisine ait olan hizmeti aynen oraya götürecek. Altyapı ise altyapı. Diyelim ki su, kanalizasyon. Bütün bunları götürecek. Acaba bugün Türkiye'nin köylerimizin yüzde kaçında kanalizasyon var değerli kardeşlerim? Samimi olun. Bakın %10 diyor kardeşlerim. Ben %10 bile olduğunu zannetmiyorum. E peki ne yapılıyor? En idealinde kuyular yapmak suretiyle bütün o pislikler o kuyulara aktarılıyor. E bunların buralarda getireceği hastalıkları düşünüyor muyuz? Niye acaba bu hastalıklar artıyor? Bunları düşünüyor muyuz? Ama şimdi bakın bir büyükşehir belediyesi olarak Kocaeli'nde, bir büyükşehir belediyesi olarak İstanbul'da bakıyorsunuz o ücra köyler, şimdi onlar biliyorsunuz bu uygulamamızın işte iki örneğidir. Oralarda köyler şu anda her tür imkana kanalizasyon noktasında, içme suyu noktasında sahip olmuş durumda. Yollarıyla, her şeyle. Çok kısa sürede. Daha eksikleri yok mu? Var tabii. Gideriyorlar ama bir taraftan. İlk uygulama gayet başarılı. Ve biz şimdi bunun için bu adımı attık. Çok değerli başkanlar, değerli kardeşlerim. Şu temel ilkeyi ben hep kendime hem de çevreme her fırsatta hatırlatıyorum. Makamlar gelip geçicidir. Baki olan hizmettir. Eserdir. Biz de siz de yaptıklarınızda anlayacaksınız. Eğer kötü eserler bıraktıysanız vay halinize. Eğer ben de kötü eserler bıraktıysam, bırakıyorsam benim de vay halime. Ama iyi eserler bıraktıysanız, iyi eserler bıraktıysak o zaman da hep dualarla yad edileceğiz. O zaman da hep dualarla yad edileceğiz. Eğer kişi oturduğu makama kazandırmıyorsa, bir kıymet kazandırmıyorsa, biz bulunduğu makamlara değerli kardeşlerim yük oluruz. Kardeşlerim, bu makamları bizlere emanet edenlere haksızlık yapacak bir kadro değildir AK Parti kadroları. AK Parti daha kurulurken tüzüğüne 3 dönem kuralını koyarak bu noktada ne kadar samimi olduğunu göstermiştir. Hiçbir siyasi partide böyle bir şey var mı? Yok. Niye koyduk bunu? Dedik ki arkadan bir nesil geliyor. 3 dönem milletvekilliği yaparsın. 4. dönem ara verirsin. Ardından tekrar seçilebilirsen tekrar gelirsin.
ve 30 yaş olan seçilme yaşını ne yaptık? Biz 25'e indirdik. Bakın şimdi ben müsteşarıma talimat verdim. Dedim bir çalışma yapacaksın. Sağ olsun hızla çalışma devam ediyor. Bunu 18 yaşa indirebilir miyiz? Dünyada bu uygulamayı yapan yerler var mı? Değerli kardeşlerim, dünyada, bırakın dünyayı, Avrupa'da yoğun bir şekilde seçme ve seçilme yaşının 18 olduğu ülkeler var. Hollanda, Almanya, Finlandiya. Hatta seçme yaşının 16, seçilme yaşının 18 olduğu ülke var. Şimdi bu çalışma devam ediyor. Şimdi ne diyor muhalefet? Çoluk çocuğa mı bırakacağız parlamentoyu diyor. Şimdi gençliğine güvenmeyen bu zihniyetlerle nereye gideceğiz? Biraz sonra değineceğim. Yani bu cesareti gösteren iktidar bizim iktidarımız. Ve gençliğine demokrasi mücadelesi içerisinde parlamentonun yolunu açmada bu kadar cesur hareket eden bizim iktidarımız. Nerede CHP? Nerede MHP? Hadi görelim, çıksınlar onlar da meydana. Desinler ki biz böyle bir düzenlemenin içerisinde varız. Varız. Bizim önümüzde örnek var. Nedir o örnek? Bir karanlık çağı kapatıp bir karanlık çağı açan Fatih bizim en güzel örneğimizdir. O bu yastaydı. Bütün mesele nedir? Eğer sen güçlü devletsen, akıllı devletsen, eğitim sisteminle, her şeyinle bu kuşakları yetiştirirsin, yarınlara hazırlarsın ve ondan sonra da onların da parlamentoda söyleyecek sözleri varsa gelirler parlamentoda, bu sözlerini söylerler. Bundan da korkmazsın. 10,5 yıllık süreçte bizler bazı makamları kaldırırken, bazı kurumları kapatırken ölçümüz sadece hizmet olmuştur. Sadece verimlilik olmuştur. Zira biz bir emanet taşıyoruz. Sahibi millet olan bir emanetle bu yolda yürüyoruz. Hem millet hem de Allah gün gelecek bize bu emanetin hesabını soracak. Biz bunun bilincindeyiz. Allah'ın izniyle hem milletin huzurunda hem Allah'ın huzurunda biz alnımızın akıyla bu hesabı vermek istiyoruz. Eğer devletin hazinesinden, milletin hazinesinden belediyelere giden para hakkıyla kullanılmıyorsa, verimli kullanılmıyor, hizmete dönüşmüyorsa bunun vebali bizim için çok ağır olur. Öyle belde belediyelerimiz var ki 2000, 3000 nüfus var. Bu ideali daha aşağı in. 500 civarında olan da var. Öyle mi? Ay buyurun. 300 var, 400 var. Bakın sesleri görüyorsunuz. Ya kardeşlerim. Ya işte o bir kere ilçe olmuş. Yani artık o ilçe olduğu için tabii onunla da uğraşmaya kalkacak halimiz yok. Ama bakın bugün İstanbul, Ankara gibi yerlerde 30 bin, 40 bin nüfuslu muhtarlıklar var. Bak belediye demiyorum ha. Muhtarlık var. Ama Türkiye'de bu makamlar hep saltanat işlevi görmüş. Onun için 2000-3000 nüfusu var. 400-500-300 nüfusu var. Ama yanlarında bakıyorsunuz o 2000-3000'li olanlardan elimde bazı örnekler var da 250 tane maaşlı çalışanı var. Şimdi sen burada nasıl hizmet vereceksin ya? Verebilir misin bir hizmet? Öyle belde belediyelerimiz var ki gönderilen ödenek bırakın hizmet üretmeyi maaş ödemeye dahi yetmiyor. Bu çarpık yapının sorumlusu sizler de değilsiniz, bizler de değiliz. Bu çarpık yapının sorumlusu 10 yıllardır birikerek gelen bu sorunu ele almayanlardır. Biz ele aldık. Birlikte ele aldık ve bu soruna biz neşter vurduk.
Biliyorsunuz daha önce Neşter'i vurduk ama Danıştay'dan döndü. Onların da vebali var. Engellediler bu süreci. Eğer engellemeseydiler bu daha önce çözülmüş olacaktı. Bu belediyelerin kapatılması neticesinde emin olun hiçbir şey kaybetmiyor ve kaybetmeyecek. Tam tersine bu belediyeler kapatıldığında sizler kazanacaksınız, millet kazanacak, ülke kazanacak. Değerli kardeşlerim, tabii burada bir gerçeği hemen söyleyebilirim. Şimdi, belde belediyeleri malum ilçelere bağlı. Biz demokrasi mücadelesi veriyor muyuz? Veriyoruz. AK Parti'ye gönül verdik mi? Verdik. Ama ben size açık net bir şey söylüyorum. Bu bir yarış. İçinizde öyle başarılı belediye başkanı arkadaşlarım olabilir ki bunlar bulundukları ilçede belki yarının ilçe belediye başkanı olabilir. Bunun da önü açık. Dolayısıyla burada ne il başkanlarım, ne ilçe başkanlarım, ne belde başkanlarım hiçbirisi rahatsız olmayacak. Milletvekili arkadaşlarımız hakeza öyle. Bu bir yarış. Çünkü biz en ideal adayla ne yapmamız lazım? İlçe seçimlerine katılmamız lazım. İl seçimlerine katılmamız lazım. Ve bu seçimlerden de en büyük başarıyı elde ederek çıkmamız lazım. Dolayısıyla ben belde belediye başkanlarımın bir kısmının karşımıza yarın ilçe belediye başkanı olarak çıkacağına inanıyorum. Bunu da görüyorum. Olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü belediyecilik deneyimi var. Artık o da bu işi biliyor. Bütün mesele nedir? Bütün mesele orada ilçede aramızda yapacağımız kamuoyu araştırmalarında acaba ilçede halkımız ne diyor? Biz filancayı destekliyoruz diyor. Eyvallah, biz onunla yürürüz. Hangi ilçe? Kusura bakmasın, bak ben genel başkan olarak burada ilkeyi açıklıyorum. İlke. Bizim ilkemiz bu. İlçe başkanlarının böyle bir tasarrufu yoktur. Böyle bir hakkı yoktur. İl başkanlarımın da böyle bir tasarrufu, böyle bir hakkı yoktur. Bu kadar açık söylüyorum. Bu bir yarıştır ve bu yarışın içerisinde bizi en ideal kim temsil edecekse ve o ilçede ilçedeki mensuplarımız kimi belediye başkanı olarak görmek istiyorsa benim ilçe başkanım da onun yanında yer alacak, il başkanım da onun yanında yer alacak. Aksi takdirde bu davaya haksızlık yapmış olurlar, bu davaya ihanet etmiş olurlar. Biz kimsenin nefsini tatmin etmek için buralarda değiliz. Bunu bileceğiz. Çok değerli başkanlar, AK Parti'nin belde belediyeleri olarak nasıl? Bunları teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcıma, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıma bildirin. Gereği neyse biz onları yaparız. Tamam. Evet. Bunlarla sizlerin de yakından ilgilenmesi lazım. Yani eğer hakikaten belgelerle, bilgilerle bunlar geliyorsa bunların gereği de yapılmalı. Değerli arkadaşlar, AK Parti'nin belde belediyeleri olarak bugüne kadar gerçekten güzel işler yaptınız. Güzel çalışmalara imza attınız. Burada bir kez daha hepinizi tek tek kutluyor, bir kez daha hepinize şükranlarımı ifade ediyorum. Bugüne kadar birlikte sürdürdüğümüz hizmet yolculuğu inşallah bundan sonra da hep birlikte devam edecek.
AK Parti teşkilatı içinde farklı makamlarda, farklı görevlerde beldelerimize, ülkemize hizmet üretmeye beraber devam edeceğiz. Makamlar değişebilir. Değiştiği anda da bulunduğumuz makam neyse orada bu göreve devam etmemiz gerekir. Belediye başkanlığı süresince edindiğiniz tecrübeden, birikimden her aşamada değerli arkadaşlarım istifade edeceğiz. Ve ben buradan tabii ilçe başkanlarıma tekrar sesleniyorum. İl başkanlarıma tekrar sesleniyorum. Hani bu kardeşlerimizden diyelim ki belediye başkanı adayı olamayan kardeşlerimiz olduğu zaman da bunları dışlamayıp bunlardan nasıl istifade edeceğiz? Onların da yolunu, yordamını süratle bulacaksınız. Zaten biz de kongreler geldiğinde il teşkilatlarımızdan, ilçelerde bu tür arkadaşlarımızdan yönetimlerde istifade etmelerini ayrıca isteriz, isteyeceğiz. Çünkü yetişmiş insan öyle kolay kolay bulunmuyor. Belli deneyime, tecrübeye sahip olan insan kolay kolay elde edilmiyor. Yani bunları kolay kolay harcayamayız. Sizleri kolay kolay harcayamayız. Ve kaldı ki bütün bu adımların içerisinde belediye meclis üyelikleri var. İlçe belediye meclis üyeliklerinde siz değerli kardeşlerimizden istifade edeceğiz. Büyük şehirlerde biliyorsunuz artık tek meclis var. Tek meclis olduğu için buralarda belediye meclis üyelerinin önemi daha da artacak. Artık oralarda il genel meclisleri yok. Büyük şehirlerin dışındaki illerde il genel meclisleri ve belediye meclisleri aynen yine devam edecek. Yaşadığınız beldelerin hizmetle buluşması noktasında yeni sistemin başarılı şekilde ilerlemesi noktasında görüşlerinize, önerilerinize, tavsiyelerinize değerli kardeşlerim her aşamada kulak vereceğiz. Türkiye'yi bugünlere birlikte taşıdık. Çok daha ileri seviyelere de inşallah birlikte taşıyacağız. Bizim teşkilatımıza küskünlük, kırgınlık, dargınlık asla yakışmaz. Biz hizmet ehliyiz. Hizmet için varız ve öyle kalmaya devam edeceğiz. Millete hizmet etmenin tek yolu belli makamlarda, belli koltuklarda oturmak değildir. Her yerde, her kademede millete hizmet mümkündür. Ve bundan sonra da millete aynı şekilde hep birlikte bu hizmeti vereceğiz ve bunu birlikte başaracağız. Çok değerli başkanlar, değerli kardeşlerim. Bu buluşma vesilesiyle Türkiye'nin gündemindeki önemli bir mesele hakkında da bazı değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Zira belde belediye başkanlarımız toplumun en küçük idari birimlerden veya birimlerinden birinin başında olmak suretiyle toplumun kalbini, toplumun nabzını oluşturuyorlar. 2 haftaya aşkın bir süredir Taksim'de başlayıp ülke genelinde bazı noktalarda devam eden gösteriler, biliyorum ki sizleri de, halkımızı da ciddi şekilde rahatsız ediyor. Değerli kardeşlerim, ibretlik ve son derece anlamlı bir sükut içinde, sessiz yığınlar sabırla, itidal içinde gelişmeleri takip ettiler, takip ediyorlar. Yarın partimizin genişletilmiş il başkanları toplantısında bu gösteriler yoluyla Türkiye'de nasıl bir oyun oynanmak istendiğini bütün boyutlarıyla milletimizle paylaşacağız. Ardından Ankara'da, Sincan'da cumartesi günü saat 17'de bir miting gerçekleştireceğiz. Pazar günü de İstanbul'da saat 18'de Kazlıçeşme'de bir miting yapacağız. Daha önce ifade ettim. Bu mitingler bir kitlenin karşısına başka bir kitleyi çıkarmayı amaçlamıyor. Eğer böyle bir şeyi düşünecek olsak aynı mahalde biz de bunu yaparız. Ama biz aynı mahalde yapmıyoruz. Dikkat edin. Hukukun bize
tayin ettiği, belirlediği yer neresiyse orada bu mitinglerimizi yapıyoruz. Ama bu mitingler sessiz yığınların sesini hem Türkiye'ye hem tüm dünyaya ulaştırmayı amaçlıyor. Şu anda Türkiye'deki bir kısım medya, onlarla birlikte bazı uluslararası medya kuruluşları gösterileri bir Türkiye manzarası olarak sunmak gibi aldatıcı, aynı zamanda ahlaksız bir girişimin içindeler. Sanki bütün Türkiye yanıyor. Bütün Türkiye yıkılıyor. Belli yerlerde lokal mevzi olarak bu tür şeyler yapıldı. Şimdi şu otelden çıktığınız zaman alt geçitteki o canım canım seramiklerin nasıl kırıldığını görürsünüz. Kimler kırdı bunları? Bu ülkeyi sevenler mi? Çevreciler mi? Bütün belediye duraklarını kimler yaktı yıktı? Otobüsleri kimler yaktı yıktı? Emniyetin bütün araç gereçlerini kimler yaktı yıktı? Benim sivil vatandaşımın 200 kadar aracını, gerecini kimler yaktı yıktı? Şimdi sevgili kardeşlerim, bunları dürüst anlamak, anlatmak görevimiz değil mi? Yapacağımız mitinglerle hem Türkiye kamuoyuna hem dünya kamuoyuna gerçek bir Türkiye fotoğrafı sunacağız. Dün Avrupa Birliği parlamentosunda birileri çıkmış bir şeyler söylemişler. Şimdi bakın, ben buradan bugün cevabını veriyorum. İlgili bakanların da zaten gerekli görüşmeleri kendileriyle yaparlar. Avrupa Birliği parlamentosunun bizlerle ilgili alacağı kararı ben tanımıyorum. Ben tanımıyorum. Değerli kardeşlerim, bu kararı alanlar önce Yunanistan'a baksınlar. Yunanistan'da halkla polisin karşı karşıya geldiğinde acaba Avrupa Birliği'nin yetkilileri, hatta Eurozone onlara para vermekten başka ne yaptı? Öyle mi? 100 milyar avroyu aşkın para verdi onlara, destek verdi. Ve onlar bütün o gösterilerini, yürüyüşlerini niye yaptı? İşsizlik için yaptı. Açız diye yaptı. Sendikalarla ilgili olarak yaptı. Şundan dolayı, bundan dolayı yaptı vesaire. Peki daha dün evvelsi gün İngiltere'de G8 ile ilgili yapılan gösterilerde 30'a aşkın gösterici gözaltına alındı. Yerlerde sürütüyorlardı biliyorsunuz. Fotoğraflarda var. Ama Türkiye'deki işte bu gösterilerde, bu gösterilere yandaş olan medya bile bunları göstermedi. Avrupa Birliği parlamentosu acaba İngiltere'ye yönelik ne söyledi? Kendi üyesi. Şu anda Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi değil, müzakereci. Sen nasıl oluyor da benimle ilgili böyle bir karar alıyorsun? Senin haddine mi? Senin haddine mi? Önce bir defa karşılıklı olarak olayları iyi analiz edeceksin. Olayları bileceksin. Ondan sonra kalkıp bu konuda konuşacaksın. Genişlemeden sorumlu olan bir adamları var. Buraya geliyor. Bizimle konuşuyor, benim karşımda en ufak bir antitez ileri süremiyor, çıkıyor tweet atıyor. Bu ahlaki mi? Bu ahlaki mi? Öbür tarafta sosyal demokrat bir tanesi 15 gün önce bakıyorsun Türkiye'deki ana muhalefeti eleştiriyor. Şimdi de o yanlışını kendine göre düzeltmek üzere yeni bir açıklama yapıyor.
Bu sefer o da bizi eleştiriyor. Ya sen biliyor musun buradaki olaylar nedir? Biz bu ülkede sevimli olan, hakikaten samimi olarak çevreci olan genç kardeşlerim ki dün akşam onları da kabul ettim. Kendileriyle görüştüm. Onlarla birlikte hareket eden büyüklerini de kabul ettik 11 kişiyle. Daha sonra iki sanatçımızla bir arada olduk, konuştuk. Ve biz kendileriyle bunları dertleşirken kendilerine de bunları açık açık söyledik. Bakın siz bu illegal örgütlerle aranıza bir defa perde çekmek zorundasınız. Siz diyorsunuz ki bizim onlarla ilişkimiz yok. Siz ne kadar bunu böyle söylerseniz söyleyin, aynı olay mevkiindesiniz, aynı yerdesiniz. Dolayısıyla burada benim polisimi de eleştiremezsiniz. Ve kurunun yanında yaş böylece yanar. Yapmanız gereken ne? Ha bak şimdi Atatürk Kültür Merkezi adeta bir işgal altında mıydı? İşgal altındaydı. Asılan paçavraları gördünüz değil mi? Ne tür paçavralar asılmıştı? Ve bakanıma 24 saat içinde bu paçavralar oradan indirilecek. Taksim anıtındaki paçavralar oradan indirilecek. Ve meydan artık bu halkın meydanıdır. Tüm İstanbulluların, tüm ülkemin, tüm uluslararası ülkeme gelen insanların meydanıdır. Dolayısıyla biz bu illegal örgütlerin cirit attığı bir yer haline bu meydanımızı getiremeyiz. Bunları oralardan temizleyeceğiz. Hep söyledik. Samimi, dürüst olanların başımız gözümüz üstünde yeri var dedik. Sorun Gezi Parkı olayı ise kusura bakmasın bazılarının otelin üst katlarından Gezi Parkı'nı seyretme ihtiyaçları olabilir. Ama benim böyle bir ihtiyacım yok. Çünkü ben o Gezi Parkı'nı çok iyi bilenlerden. Çünkü gençliğimin en ideal yılları hep o Gezi Parkı çevresinde geçti. Belediye başkanlığımda bütün hizmetimin ağırlıklı kısmı oralarda geçti. Bir Kasımpaşalı olarak. Ve Beyoğlu'nun bir çocuğu olarak doğmuş, büyümüş bir genci olarak orayı çok iyi bilirim. Kimse bize Gezi Parkı ile ilgili ders vermez. Kaldı ki Gezi Parkı'nda bu ağaçların tamamının temizlenmesi diye bir şey söz konusu değilken bu yaygaralar koparıldı. Ve biz çevre bilincini iyi anlamamız lazım. Çevre sadece yeşil değildir. Çevre kavramının içinde yeşil bir başlıktır. Ama bunun yanında tarih vardır. Bunun yanında kültür vardır. Bunun yanında gürültü kirliliği vardır. Bunun yanında görüntü kirliliği vardır. Ses kirliliği vardır. Bütün bunların hepsi çevre kapsamı içerisindedir. Siz bunları yok farz edemezsiniz. Şimdi Taksim Meydanı otobüslerden geçilmezdi. Egzoz, bu gazların kokusunu mu teneffüs edelim? Yani bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı olduğu zaman şu anda o aleyhte yazıları yazanlar maske dağıtıyordu İstanbul halkına. Hava kirliliğinden olumsuz etkilenmesinler diye. Ama biz kısa zamanda İstanbul'u tertemiz bir havaya kavuşturduk. Çöp yığınlarından geçilmiyordu. Ve şu anda bakın çok enteresan. Aynen o Gezi Parkı'nı çevrecilik adına açık konuşacağım. Pislikten geçilmiyor. Bazıları çok muhteşem falan diyor. Kusura bakmasınlar. Bizi kimse aldatmaya da yeltenmesin. Sidik kokusundan geçilmiyor. Ve birçoğu büyük abdestini de oraya yapıyor. Bunların hepsi tespitle mevcut. Ha burada samimi olanları kastetmiyorum ha. Onlar gidiyorlar orada anlaştıkları bazı otellerde o ihtiyaçlarını gideriyorlar. Tabii orada şimdi her şey ücretsiz biliyorsunuz.
O ücretlerin de tabii kaynağı enteresan. E tabii her durum orada onlara göre meşru, böyle bir tablo var. Ve bunu da güya çevrecilik adına yapıyorlar. Değerli kardeşlerim, AKM temizlendi. Anıt temizlendi. Ve benim polisim orada görevlerini yapacaklar. Şimdi diyorlar ki biber gazı, biber gazı, biber gazı. Sevgili kardeşlerim, bir başbakan olarak ve hukuk devletinde, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Herkesin bu hukuk devletinde hukuk kurallarına uygun olarak hareket etme mecburiyeti vardır. Biber gazını güvenlik güçleri kullanabilir mi? Evet. Gerek Avrupa Birliği müktesebatı, gerek ileri demokrasilerde, Amerika dahil hepsinde de biber gazı kullanılır. Ve bu suydu. Hatta boyalı suydu. Ardından aynı şekilde biber gazını yeri geldiğinde güvenlik gücü kullanır. Bu onun en doğal, en tabii hukuki bir hakkıdır, yetkisidir. Bunu kimse saptırmasın. Şimdi birçok şeyleri söylüyorlar. Bizim 600 aşkın polisimiz şu anda yaralandı bu süreçte. Bunların içinde şu anda hastanede yatanlar var. Bir komiserimiz şehit oldu. Peki bunları niye konuşmuyorsunuz? Yatıyorlar, kalkıyorlar, polis de polis, polis de polis. Bunların sorgulanması lazım. Bunların sorgulanması lazım diyorsunuz da, peki bu illegal örgütlerin, bu yakıp yıkanların sorgulanmasını niye gündeme getirmiyorsunuz? Bunları kimse gündeme getirmiyor. Açıklamalar yapıyorlar. Gözaltına alınanlar bırakılsın. Emriniz olur. Hemen bırakacağız zaten. Ve biz yürütme olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ben yargıdan da üzerine düşeni yapmasını bekliyorum. Bakın bu kadar açık konuşuyorum. Bu mesajın nereye gittiği bellidir. Yargıdan da üzerine düşeni yapmasını bekliyorum. Çünkü Molotov kokteyli kullanmak suçtur. Yakıp yıkmak, kamu düzenini bozmak suçtur. Ve bunların hemen hemen tamamı kamu düzenini bozmaya yönelik girişimler içindedir. Molotov kokteylleriyle yaptıkları ortadadır. Kamu mallarına zarar vermek ortadadır. Şu anda 100 trilyonu aşkın zarar var. Kim ödeyecek bunu? O fakir vatandaş adına devlet ödeyecek. Yani sizlerden toplanan vergilerden elde edilen imkanlarla bunu şimdi biz ödeyeceğiz. Ve bu 100 trilyon şu anda yani. Bunun daha fazla olduğu kanaatindeyim ben. Esnafımız, tüccarımız hepsi zarar değdi oldu. Ve esnaflarımız, tüccarlarımız iş yapamaz hale geldi. Bu sadece Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde ve çevresinde değil, Türkiye genelinde. Aynı şekilde şoför esnafımız, taksici, minibüsçü bunlar da ya belediye otobüslerini yakıp yıkıyorlar. Ondan sonra da affedersiniz geçiyor şoförün makamına oradan poz veriyorlar. Yaktıkları, yıktıkları yerde bunu yapıyorlar. Bu bir vatansevere, bu ülkenin evladına, bu ülkenin vatandaşına yakışır mı? Bunun adı özgürlük mücadelesi olamaz. Bunun adı bir hak arama mücadelesi olamaz. Değerli kardeşlerim, işte ben o samimi, çevreci, dürüst olan kardeşlerime diyorum ki, bizi daha fazla üzmeyin, siz oradan çekilin. Ve bizi o uç terör örgütleriyle iç içe olanlarla karşı karşıya bırakın. Biz o Gezi Parkı'nı temizleyelim ve bunu sahiplerine teslim edelim. Çünkü oranın sahibi onlar değil.
Oranın sahibi tüm İstanbul'dur. İstanbul halkıdır. Tüm gelen yurt içinden, yurt dışından turistlerdir. Herkes geldiği zaman orayı rahatlıkla gezebilir. Şimdi Topçu Kışlası vesaireyle ilgili konuya gelince ben akşam gelenlere dedim ki bu konuda bu kadar hassas mısınız? Bu konuda bu kadar direniyor musunuz? Peki o zaman bir plebisit yapalım. Yani referandumun değişik bir şekli. Biliyorsunuz referandum sadece anayasa değişikliklerinde uygulanabilir bizim yasalarımıza göre. Ama plebisit o ildeki belediyenin yapabileceği bir uygulamadır. Yani kendi halkına bunu sorar. Bunu dar çerçevede diyelim ki Beyoğlu'nda da yapabilir. Bunu daha geniş çerçevede İstanbul içinde yapabilir. Ona göre sandıklarını oluşturur vesaire. Bunlar tabii Yüksek Seçim Kurulu ile olan bir iş değil. Böyle bir durumda yok. Bu yerel yönetimlerde yanılmıyorsam 15. maddeydi değil mi o? 15. madde. Yerel yönetimler yasasıyla alakalı olarak bu 15. maddede belirlenmiş bir şey. Bu adımı bu şekilde atabiliriz. Tabii gelen arkadaşların bir kısmı buna sevindi. Bir kısmı ise buna sıcak bakmadı. Fakat tabii yani ya buna evet diyeceksin ya da uygulamamıza evet diyeceksin. Çünkü ben aslında bunun uygulamasını yani bunun aslında kamuoyu araştırmasını 2011 seçimlerinin öncesinde yaptım. Ve yaptıktan sonra da biz İstanbul'a dedik ki size 7 dev proje dedik. Çılgın proje dedik hatırlayın. Onlardan bir tanesi de Taksim'e Topçu Kışlası'ydı. Bunu 3000 kişinin karşısında basına açık toplantıda açıkladım. Ve bunu açıkladığım anda salon ayaktaydı. Ayakta alkışladı bunu. O kadar sevdiler, o kadar beğendiler. Ve o günden bugüne biz bir olumsuz yaklaşım duymadık. Bu arada biliyorsunuz havalimanı ile ilgili ihalemizi yaptık. 22 milyar 152 milyon avroya biliyorsunuz bir Türk konsorsiyumu bunu kazandı. Bu KDV'siyle, suyla, bu suyla yaklaşık 30 milyar avro. Tabii yapacakları yatırım vesaire filan onlarla öyle zannediyorum ki herhalde 36-37 milyar avroyu bulur. Ve bu tabii süratle devreye girecek olan proje. Hani biz Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü 2023 diyoruz. Buna hazırlıklar çerçevesinde inşallah 2017'de biz İstanbul'un bu dev 3. havalimanını bitireceğiz. Şimdi diyorlar ki işte nefes alacak yerimiz yok. Ya burada ağaçlar kesilmiyor değerli kardeşlerim. Sevgili İstanbullular. Ülkemin sevgili insanları. Buradaki şu anda bulunan toplam ağaç sayısı yaklaşık 600'e yakın. Bunun içinden 70-80 tanesi kesilmiyor, sökülüyor. Ve bunlar söküldükten sonra Topçu Kışlası'nın çevresine bunlar dikiliyor. Yeni yayalaştırma projesiyle Taksim Meydanı'nın uygun yerlerine bunlar dikiliyor. Bakın daha önce egzoz kokusundan geçilmiyordu. Şimdi ne otobüsler olacak, ne araçlar olacak. Herkes çoluğuyla, çocuğuyla tamamıyla o Taksim Meydanı'nda dolaşacak. Peki bu Taksim Meydanı'nın Gezi Parkı dahil toplam metrekaresi nedir? Değerli kardeşlerim 100 bin metrekaredir. Peki Topçu Kışlası'nın oturduğu alan nedir? 11 bin metrekaredir. Yani yaklaşık %10. Şimdi sevgili kardeşlerim bu Topçu Kışlası'nın içinde o diğer 70-80 ağacın dışındaki ağaçların tamamı kalacak. Fakat Topçu Kışlası kapalı değil. Topçu Kışlası'na ana giriş açık tutulacak. Yani İstanbul halkı Topçu Kışlası'nın içine rahatlıkla girebilecek. Çünkü Topçu Kışlası'nın işlevi ne olacak? Kışla değil. Ya Türkiye'de şehir müzemiz yok. İstanbul şehir müzesi olacak. Şehir müzesi. Ve sevgili kardeşlerim, şu anda bizim birçok Topkapı Müzesi'nde olsun, Dolmabahçe'de olsun,
binlerce objemiz var ki bunlar depolarda çürüyor. Ve biz bunları bu şehir müzesinde sergileme imkanını bulacağız. Ve yerli yabancı kim gelirse gelsin burayı ziyaret edecek. Ve herkes inanıyorum ki o güzel projenin önünde resimler çektirecekler. Çok farklı bir işleve sahip olacak. Yani buna olan inancım, bunu adeta şu anda görüyor gibiyim. Böyle bir durum olacak. Ve bundan İstanbullu kazanacak, İstanbul kazanacak, bütün o çevre kazanacak. Mesela AKM ile ilgili açıklamamı yaptım, Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili. Burası depreme dayanıklı değil. Şu anda yıkıldı, yıkılıyor. Böyle bir durum var. Güçlendirelim dediler. Ben tabii karşı çıktım. Fakat arkadaşımız ısrar etti. Ve şimdi yeni bakanımıza talimatı verdik. Durduruldu. Buradaki hedefimiz de biz burayı yıkalım ve bunun yerine yanındaki boşluk dahil, arkadaki boşluk dahil hepsini bu projeye dahil etmek suretiyle ulusal uluslararası fark etmez bir proje yarışması yapalım ve burada dev bir opera binası yapalım. Çok işlevi olan bir opera binası yapalım. Bu opera binasıyla da Türkiye'de bir ilki aslında yapacağız. Çünkü bizim böyle bir büyük bir opera binamız yok. Küçüğü de yok zaten. Ve burada hani 2500-3000 izleyiciye imkan tanıyacak bir opera binasını yapmamız aslında iktidarımızın bir damgası olacaktır. Şimdi tabii buna haset edenler, bunu kıskananlar, bunları yapamayanlar bizim karşımıza dikiliyorlar. AK Parti bunu nasıl yapar ya? Hayret. Olur mu böyle bir şey? E ne yapacağız? Bunların önünü keselim. Ya çevrecilikse çevreciliği bizden önce siz bizden daha iyi bilemezsiniz. Niye? Biz SEKA kağıt fabrikasını yıkacağız dediğimiz zaman bizim karşımıza kim çıktı? CHP çıktı. O zamanın genel başkanı aldı yanına milletvekillerini, koca eline geldi. SEKA kağıt fabrikasının içinde dışında neyse orada gösteriler yaptılar. Biz ne dedik? Ya biz burayı park yapacağız dedik. Yeşil alana dönüştüreceğiz dedik. Çalışanları da mağdur etmeyeceğiz dedik. Onlar günlerce, haftalarca gösteri yaptılar. Peki şimdi SEKA kağıt fabrikasının yerinde ne var? Dev bir park var ve bir de ufak müze var. Öyle değil mi Sibel Hanım? Yanlış değil. E şimdi kim samimi? Kim dürüst? Şimdi git o SEKA kağıt fabrikasından itibaren oralar, o sahilde tamamıyla yemyeşil alanlar, park alanları tamamıyla halka arz edilmiş durumda. Ya bunu yapan AK Parti iktidarı, AK Parti belediyesi, biz yaptık ya. Biz yaptık. Biz halkımızın hakkını gasp etmeye müsaade etmeyiz. Bakınız Hilton, bazı şeyleri bilin. Hilton'un yanındaki yeşil alan vardır. Epeyce büyüktür. Hilton'un sahipleri bu yeşil alanı Hilton'a ilave etmek istediler. Ve Şişli Belediyesi ile de bununla ilgili girişimlerde bulundular. Büyükşehir Belediye Başkanım bana durumu aktardı. Böyle bir gelişme var dedi. Dedim ki asla müsaade etmeyeceksin. Kesinlikle buna müsaade etmeyeceksin. Biz orada o yeşil alana dokundurtmayız. Şu andaki binasını restore edebilir, renovasyon yapabilir, ne yaparsa yapsın ancak o yeşil alana dokundurtmayız. İşte ben burayı bunu düşünerek satın aldım. Bilmem ne yaptım. Bize mi sordun kardeşim? Burası yeşil alan. Dolayısıyla biz burada böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Ve bizim iktidar olarak 2 milyar 800 milyon fidan ve ağaçtan bahsediyorum. Çıkıyor bir tane muhalefet partisinin başı, hesaplar yapmış kendine göre. Kaç metrekareye ne kadar ağaç dikilir? Ağaç değil be, fidan. O fidanlar yetişecek. İnşallah onları
senin de çorak olan arazilerini dikeceğiz. Merak etme. Bunları bilmesi lazım. Ama tabii bunlara fidan nedir diye sorsan ağaç diye tanımlar. Ağacı sorsan fidan diye tanımlar. Onun için lütfen bu oyunlara da gelmeyelim. Nasıl? Maalesef, maalesef. Şimdi yarın İşte bak çevreci. Şimdi yarın partimizin genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Tabii milletimizin ben bunlara iltifat etmediğini çok iyi biliyorum. İşte daha önce de açıkladım. Kendi üniversitesinin öğrencilerini bu gösterilere gönderen bir üniversite ...15 yaş üzeri ağaçları, on binlerce ağacı kesmek suretiyle oraya üniversite yapan bir gruptur. Ve öğrencilerini buraya gönderiyor. Ve şu anda oradaki üniversite mahkemeler neticesinde, yani burası devletindir neticesinin çıktığı bir üniversitedir. Ama oradaki orman onlar tarafından katledilmiştir. Ya şimdi bizim karşımıza çevreci diye çıktı. Allah aşkına sen nasıl çevrecisin ya? Aslında bunların tabii orada kestikleri o ağaçların hesabını ayrıca vermeleri lazım. Bunlar bir garip. Bunlara karşı duyarlı olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Kim çevreyi sever, kim yeşili sever bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Bakın ben 3. havalimanı ile ilgili açıklamamı yaptığım zaman bir şey daha söyledim. Dedim ki mevcut Atatürk Havalimanı'nın da belli bir kısmı küçük bir havalimanı olarak kalacak ama gayet büyük olan bir kısmını da biz orada inşallah orman alanı haline getireceğiz dedim. Yani şu anda eski adıyla Yeşilköy Havalimanı, ile Atatürk Havalimanı olan yerde bir biliyorsunuz uluslararası camiada iş adamları ile ilgili böyle ufak uçakların indiği ufak havaalanları olur. Orada öyle bir havaalanı bırakacağız. Tek pistli bir havaalanı. Ama o büyük olan kısmını inşallah orayı da orman alanına çevireceğiz dedim. Bunu da söyledim. Bir park, bir orman alanı haline dönüştüreceğiz dedim. Bunu da söyledim. Ya buna rağmen İstemezük, istemezük. Tamam o zaman plebisit yaparız. Bu plebisit neticesinde ne çıkıyorsa o. Bununla ilgili olarak yarın zaten genişletilmiş il başkanları toplantımızda belediye başkanım da burada olacak. Kendilerine gerekli talimatı bununla ilgili vereceğiz. Tabii bu arada yürüyen bir idari mahkeme var. Tabi bunun da neticesini bir görelim istiyoruz. Sonuna kadar bunu da devam ettireceğiz. Neticesini takip edeceğiz. Tabi benim üzüntüm de şudur, onu da söyleyeyim. İdari mahkeme bunu bu Gezi Parkı olaylarının patlak verdiği anda o akşam açıklaması manidardır. Bir diğer özelliği de şu, yürütmenin savunmasını verinceye kadar yürütmenin durdurulmasına diye bir kararın verilmesi de manidardır. Bir defa ortada ne var? Şu anda ihalesi yapılmış bir proje mi var? Yok. Ne yapılacağı belli olan bir süreç mi var? Yok. Siz bir kişi size bir yazı yazıyor, siz bu yazı üzerinden böyle bir kararı veriyorsunuz ya. Nasıl böyle bir kararı verirsiniz? Bu ülkenin bu hale gelmesine nasıl bir zemin hazırlarsınız? Ha böyle bir adım atılır. Diyelim ki ihale yapılır, ha, yürütmeyi durdurmayı verirsiniz. Ne ihale var, ne proje var, ne şu var, ne bu var, hiçbir şey yokken siz kalkıyorsunuz, bunun kararını veriyorsunuz. Bu düşündürücüdür. Türkiye, değerli kardeşlerim, AK Parti dönemine kadar imtiyazlıların haklı olduğu bir ülkeydi.
kaymak tabaka, elit tabaka, seçkinler, bazı sermaye çevreleri, özellikle de faiz lobisi bir avuç olmasına rağmen 76 milyona hükmediyor, 76 milyona dayatmalarda bulunuyordu. Bakın geçen yılın ilk 13 firması kazananlarda 11'i finans kuruluşudur. İkisi hariç. Tablonun ne olduğunu görelim. Ve değerli kardeşlerim, tabii biz bu sistemi bozduk. Çünkü 642 milyar devletin cebine girdiği için bunlar rahatsızlar. Çünkü onu da istiyorlardı, biliyor musunuz? Bunlar doyumsuzdur. Onu da istiyorlardı. Biliyorsunuz bunlar bir gecede %7500 faizle para kazananlardı. %7500. Şimdi tabii böyle bir şey olmuyor. Çok açık söylüyorum. Şehirlerde terör estirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Sokakta, mahallede, şehirde huzur bozanlara biz eyvallah etmeyeceğiz. Kimin hesabı varsa 7 ay sonra yerel seçimler var. Gelsin hesabını sandıkta görsün. Sevgili kardeşlerim, ben küsuratları bir kenara koyuyorum. Haziran bitti. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. E tamam işte. 8 ay. Şimdi Türkiye'de sokakta hesap görme dönemi tamamen kapanmıştır. Milletin iradesini sokakta gasp etme dönemi kapanmıştır. Milleti sindirme, milleti korkutma, ürkütme dönemi tamamen kapanmıştır. Ancak bakın dün akşam bazı sanatçılar geldi. Yanlarında bazı sanatçılar daha gelecekti. Çok ilginç şeyler söylediler. Üzüldüm. Dediler ki ulusal ve uluslararası bu sanatçılarımıza çok ciddi baskılar yapılıyor. Eğer oraya gidecek olursanız başbakana, bütün anlaşmalarınızı iptal ederiz. Reklam vermeyiz. Yayın politikalarınızı gözden geçirin. Hani siz demokrattınız? Hani siz özgürlükçüydünüz? Niye bu baskıları yapıyorsunuz? Nasıl oluyor bu iş? Benim belediye başkanıma diyor ki siz zorla işçileri dışarı döktünüz pazar günü için. Ya pazar günü zaten tatil. Hür iradesiyle oraya gelen bir işçiye kim karışabilir? Değerli kardeşlerim, bizi buraya getiren millettir. Millet dur derse otururuz, dururuz, kal derse kalırız, başka da hiç kimsenin dayatmasına kulak asmayız. Milletim şu anda büyük şehirlerin sokaklarında neler olduğunu çok iyi görüyor. Ve ibretle, sabırla izliyor. Biz hukuk diyeceğiz. Biz demokrasi diyeceğiz. Sabır diyecek ve hesabımızı sandıkta göreceğiz. Yarın inşallah genişletilmiş il başkanları toplantımızda bu konuyu etraflıca milletimizle paylaşacağız. Ama ben tekrar Gezi meydanındaki veya Gezi parkındaki kardeşlerime, genç yavrularımıza sesleniyorum. Bakınız, burada sizler samimi olarak talebinizi ortaya koydunuz. Artık lütfen çevreyle ilgili, yeşille ilgili bu samimiyetin dışında orada illegal örgütlerin uzantıları var. Samimiyetsiz olanlar var. Bunların oyununa gelmeyin ve bu işgale siz aracı olmayın. Siz oradan çekilin ve bizi bu illegal örgütlerle karşı karşıya bırakın. Onların hakkından biz geliriz. Çünkü bu Gezi Parkı milletindir. Tüm İstanbullularındır. Gelen giden turistlerindir. Buna kimse orada
işgalde bulunamaz. Dolayısıyla artık biz bu sabrımızı şu ana kadar devam ettirdik. Ama artık sabrın sonuna geldik. Ben bu uyarımı son bir defa daha yapıyorum ve diyorum ki anneler, babalar lütfen yavrularınıza sahip çıkın. Bu yavrular artık oradan çekilsinler. Biz bir taraftan zaten yargı sürecini bekliyoruz. Öbür taraftan plebisit noktasında bir adım atarız ve bu plebisitle İstanbul halkı neye karar veriyorsa biz de bu karara uyarız diyorum. Ama lütfen yavrularınıza sahip çıkın, çekin, alın. Aksi takdirde daha fazla bekleyemeyiz. Çünkü Gezi Parkı işgal güçlerinin değildir. Gezi Parkı İstanbullunundur, tüm milletindir. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Çünkü birlikte biz sizlerle de nice hizmetler üreteceğiz. Ve ben bir kez daha tüm belediye başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beldelerimizin daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı hizmet alabilmesi için gösterdiğiniz fedakarlıktan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Yolumuz yolunuz açık olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum.